Şaşırdınız değil mi? Ben de çok şaşırdım. Bugün stüdyodan değil size doğadan sesleniyorum. Güzel İzmir'imizin bir o kadar güzel ilçesi Seferihisar'ın Şirin mi Şirin köyü Orhanlı'nın dağlık bir bölgesinde zeytin ormanlarının içinden sesleniyorum size bugün. Çok şanslı hissediyorum kendimi. İş için yani iş demeyeyim de mecbur olduğum için buradayım. Sakın yanlış anlamayın. Tabii ki evde kalmamızın çok daha doğru olduğu bugünlerde. İşte zeytin budama zamanı vesaire falan. Burada bir takım işlerim olduğu için mecburen buradayım. Ama iyi ki de buradayım. Ve geldiğimde de çok güzel duygular hissettim. Buranın çok güzel bir doğası var. Aslında İzmir genel olarak çok güzel bir doğaya sahip. Ülkemiz öyle. Dünyada çok güzel yerler var. Evren çok güzel bir yer. Evet, bugünkü amacımız bunu söylemek değil tabii ki. Bu güzel yerde İşte ne bileyim çiçekler, kuşlar, böcekler falan filan gerçekten çok duygusal anlar yaşadım. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi hayatımız bir küçücük gözle bile göremediğimiz bir virüsün keyfine kalmış. Yani o kadar pamuk ipliğine bağlı, o kadar basit. Onun için de bundan sonra bu süreci atlattığımız zaman lütfen doğayla mücadele etmeyi bırakıp onun bir parçası olduğumuzu, bütüncül olarak aslında onun içinde yaşadığımızı anlamaya yönelik daha çok şey yapalım. Ve bu güzelliği daha çok hissedip, piknik yapmaktan, doğa yürüyüşünden hiçbir şeyi hissetmeden bahsetmiyorum. Gerçekten doğayı anlamak, canlılarla iletişim kurmaktan bahsediyorum. Bizim ve çocuklarımız ve sevdiklerimiz için. Bundan sonraki süreçte şu güzellikleri daha çok yaşayalım hep beraber. Emin olun çok daha mutlu olacağız. Ve bir büyüğümün dediği gibi, sanırım İlber Ortaylı'da güzel bir postunu görmüştüm. Doğayla mücadele etmeyi, uğraşmayı ne zaman bırakırsak dünya çok daha güzel bir yer olacak o zaman. Onun bir parçası olduğumuzu, onunla bütüncül yaşamayı ne zaman başarırsak hepimiz çok daha mutlu olacağız. Şimdi fazla da lafı uzatmadan saçmalıyorumun bu yeni bölümünde sizleri bu güzel doğa görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Sevgiler sunuyorum.